Ben doçent doktor Ali Murat Kırık, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesiyim. Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanıyım. Sosyal medya hayatımızın merkezinde yer almaya başladı. Sosyal paylaşım ağlarıyla fikirlerimizi, düşüncelerimizi özgür bir şekilde paylaştığımız ifade ediliyor. Ancak sosyal medyada tabii ki merkezinin Amerika Birleşik Devletleri olduğunu görüyoruz. Büyük sosyal paylaşım ağlarının, mecralarının merkezleri Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alıyor. Dolayısıyla bunlar her ne kadar biz insanlara özgür bir iletişim ortamı sunuyoruz deseler de yapılan paylaşımlar ve geçmişte gördüğümüz örneklerden aslında yanlı ve taraflı içeriklerin var olduğu, bu içeriklerin ön plana çıkarıldığı, o düşünceye ters olan içeriklerin ise filtrelendiği, sansürlendiği, hatta bu ortamlardan silindiğini görüyoruz, şahit oluyoruz. Çağımızda yapay zeka teknolojileri ön planda yer alıyor. Yapay zeka teknolojilerinin çalışma prensibi tıpkı insan beynine benziyor. İnsan beynini nasıl bilgilerle besliyorsunuz, o yavaş yavaş sizin zihninizde farklı düşüncelerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Aynı şekilde bu yapay zeka algoritmaları sosyal medyada aynı şekilde hizmet ediyor. Örnek vermek gerekirse, işte sizin aleyhinize olduğunu düşündüğünüz içeriği çok rahat bir şekilde yapay zeka aracılığıyla filtreleyebilme şansına sahip oluyorsunuz. Filistin ve İsrail meselesinde bunları gördük. Filistin bayrağının paylaşılması, işte Filistin'le ilgili içeriklerin paylaşılması ya da orada meydana gelen olaylarla ilgili kişilerin, insanların görüşlerinin, fikirlerinin paylaşılması konusunda sansür yaşandığına şahit olduk. Nasıl oluyor bunlar? Bir Filistin bayrağı paylaşıldığında, bir görseli paylaşıldığında ya da işte ne bileyim kullandığınız kelimeler, işte Filistin'e özgürlük, işte Filistin'de Filistin'e zulüm var, Filistin'e zulüm yapılıyor, Gazze'ye özgürlük, Gazze bomba altında vesaire gibi hashtaglerin, kelimelerin çok rahat bir şekilde o algoritmalar kullanılarak filtrelendiği, bu algoritmalar aracılığıyla otomatik olarak sansürlendiğini görüyoruz. Hatta bazı videoların yüklendiği esnada filtrelendiğini görüyoruz. Bu sadece Instagram gibi, Twitter gibi, Facebook gibi sosyal paylaşım ağlarında değil, aynı zamanda YouTube gibi, Dailymotion gibi görsel ve işitsel sosyal paylaşım ağlarında da karşımıza çıkıyor. Sosyal medya şirketlerine üye olurken, sosyal medya ağlarına tabii ki üyelik gerçekleştirirken bir kullanıcı sözleşmesinden faydalanırız. Bu kullanıcı sözleşmelerini genelde okumayız biz. Ama kullanıcı sözleşmelerinde zaten bu tarz içeriklerle karşı karşıya kalındığında içeriklerin filtrelenebileceği, işte topluma aykırı ihlal oluşturabilecek içerikler başlığı altında sunulur ama bu bir soru işaretidir. Yani neler ihlaldir? Neler içeriklerde sorunlar, sıkıntılar meydana getirir? Bu bir açıktır. Dolayısıyla işte sosyal paylaşım ağları bu açıklardan faydalanarak kişilerin içeriklerinin sansürlenmesini sağlar, görsellerin, içeriklerin sansürlenmesini sağlar. Artık görsellerle de biliyorsunuz içeriklerin paylaşılması söz konusu oluyor. Diyorlar ki bir kelimeyi ararken bunu sansürleyebilirsiniz ama bir görseli nasıl sansürleyebilirsiniz? Görsellerde de biliyorsunuz artık biyometrik veriler, yüz algoritmaları, şekiller, renk algoritmaları çalışmaya başlar. Bunları akımlarda da görüyoruz. Çıkan akımların birçoğu aslında kişilerin biyometrik verilerini ele geçirmek ve bunları yapay zeka algoritmalarında kullanmak için ortaya çıkan akımlar oluyor, söz konusu oluyor. Bunun tabii ki insan hakları açısından, ifade özgürlüğü açısından çok büyük sorunlar, sıkıntılar doğurduğunu ifade edebilmek mümkün. Ancak sosyal medya mecralarının sahipliği, bu zaten Amerika Birleşik Devletleri ve daha çok bu tip ülkelerde yer aldığı için onların lehine olan her türlü içeriğin çok rahat bir şekilde paylaşıldı. Onların tersine yer alan içeriğin hiçbir şekilde ortaya konmadığı söyleniyor. Biz geçmişte geleneksel medyanın eleştirildiğini görüyoruz. Yani insanların fikirleri, düşüncelerine değer verilmiyor. Sadece o sahiplik ilişkileri, o tekelci yapı içerisinde sadece belli fikirler sunuluyor deniyordu. Ama baktığımızda bugün sosyal medya şirketlerinin de aynı propagandayı, aynı çalışma içerisinde yer aldığını görüyoruz. Tabii ki bu da çok büyük sıkıntıları ortaya çıkartıyor. Biz bunu aslında kısaca dijital faşizm adını veriyoruz. Yani kendine dair olan düşüncelerin tasdik edilmesi, kendine aykırı olan hiçbir düşüncenin, hiçbir fikrin ortada dolaşılmamasını sağlıyor. Çünkü anlık bir şekilde bunlar yapay zeka algoritmalarının engeline takıldığı için ister istemez ne bir trend topik listesine girebiliyor, ne bir gündem içerisine girebiliyor. Tabii insanlar da bugün artık dijital diplomasiden faydalanıyorlar. Ülkeler birbirleriyle olan fikirleri, düşünceleri sosyal medyadan takip ediyorlar. Sosyal medya hepimiz aslında bir kanaat ve fikir oluşmasını sağlıyor. Çünkü Türkiye açısından da baktığımızda 60 milyon sosyal medya kullanıcısı bulunuyor. Dolayısıyla sosyal medyayı özgür bir ortam değerlendirdikleri için oradaki fikirleri kontrol ediyorlar, inceliyorlar, mesajlara bakıyorlar. Ama işte aleyhte olan bir düşünce,
yer almayınca insanlar da bir suskunluk sarmalına girmeye başlıyorlar. Yani demek ki benim gibi düşünen insanlar azınlıkta, o zaman ben de işte Filistin lehine ya da Türkiye lehine paylaşımlar yapmayayım diyorlar. Bu da ne oluyor aslında? Yavaş yavaş o sosyal medyanın doğasını bozuyor ve sadece orada sosyal medya şirketlerinin lehine olan kampanyalar, çalışmalar, hashtagler, fotoğraflar, görseller sunuluyor. Tabii ki bu da çok büyük bir mağduriyet yaşanmasına ve tabii ki de büyük bir fikir ve düşünce özgürlüğüne karşı koyma ve tabii ki insan hakları açısından da baktığımızda bir zulüm olarak değerlendiriliyor. Sosyal medya şirketlerine yönelik çok farklı spekülasyonların dönem dönem yapıldığını görüyoruz. İşte Facebook'un diğer kendini rakip olarak gördüğü Instagram'ı, WhatsApp'ı satın alması, burada toplanan verilerin istihbarati amaçla kullanılması, işte CIA gibi ondan sonra istihbarat örgütleriyle bu verilerin paylaşıldığına dair çok dediğim gibi somut aslında fikirlerin, düşüncelerin yer aldığını görebiliyoruz. Ama tabii ki temel olarak baktığımızda bunlar hepsi bir şirket. Sosyal medya şirket, yani kar amacıyla kurulmuş şirketler. Sosyal medya şirketlerinin arkasında bir şey olması çok da önemli değil. Burada aslında önemli olan ekonomik gücü kim elinde bulunuyorsa, biliyorsunuz nasıl bugün günümüzde ülkeler kendi lehlerine çıkabilecek sonuçlar ve kararlarda ülkelerle diplomasi alanında öyle adımlar atıyorsa, sosyal medya şirketleriyle tabii ki kendine yakın olduğu, en fazla reklama aldığı ya da işte ortaklarının yer aldığı işte ülkelere yönelik tabii ki farklı unsurlar, içerikler kullandığını görüyoruz. Dolayısıyla net olarak şunu diyemeyiz. Arkada bir lobi vardır, arkada bir örgüt vardır vesaire diyemiyoruz ama şu bir gerçek ki sosyal medya şirketleri içinde bulunduğu yapı gereği tamamen ticari amaca hizmet eden ve tabii ki ülkelerin diplomasi alanında da yol ve yöntem gösterecek bir yapıya sahiptir. Çok uzağa gitmenize gerek yok. 2016 yılında meydana gelen Cambridge Analytica skandalını hatırlayacak olursanız, kişilerin verilerinin çalındığı ve Amerikan başkanlık seçimlerine doğrudan müdahil olunduğunu görüyoruz, şahit oluyoruz. Çünkü artık biz düşüncelerimizi ortaya koyarken, fikirlerimizi ortaya koyarken sosyal medyada popüler isimlerden, YouTuber'lardan, influencer'lardan etkileniyoruz. Dolayısıyla bize hedefli reklamcılık sunulmasının altında yatan en temel etmen verdiğimiz veriler. O dönem ne yaptılar? Demokratik bir Trump görünmesi isteniyorsa demokratik bir Trump sunuldu. Cumhuriyetçi bir Trump görünmek isteniyorsa cumhuriyetçi bir Trump sunuldu ve o insanlara hedefli reklamcılık yapıldı. Dolayısıyla bu da ne oldu? Onların fikirlerini, düşüncelerini, kanaatlerini biçimlendirdi. Çünkü sosyal medya artık günümüzde birinci kuvvet durumuna geldi. Dikkat ederseniz bunu Türkiye'ye yönelik meydana gelen, gerçekleşen operasyonlarda da gördük. Örnek vermek gerekirse Zeytin Dalı Harekatı'nda biliyorsunuz ne dediler orada? Türkiye sivilleri katlediyor, masum insanları öldürüyor algısı oluştu ama o fotoğrafların daha sonra nelerde geçmişte yaşanan farklı olaylardan, farklı ülkelerde meydana gelen aslında olaylar olduğunu ama bunun Türkiye adıyla sunulduğunu gördük. Çünkü sosyal medyanın algıyı yönetmek çok kolay.